Özlem teslim edildi efendim. Özlem teslim edildi. Bravo. Süper. Funda Hanım sen misin? Yok sen değilsin. Hacer'sin sen. Evet. İnşallah, inşallah Hacer Hanım. Bırak, bırak. Allah sizden millet razı olsun. Allah razı olsun sizden. Sağ olun ablam. Hepimizden, cümlemizden Allah razı olsun. Gerçekten. Bir de Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin, bana. Amin. 51 günde yaşadım ben biliyorum. Soru biliyorsunuz. Ama insanlar insan olmadık daha sonra ne yapalım? Yani ben geçen gün burada bir şey dedim. Bir eşeğe odumuz arıyoruz da def diyoruz gidiyor, çüş diyor duruyorsak. Yani biz bu insanlar nasıl anlaşamıyor ya? Kızınız sağ salim. Çok şükür. Sağlığı Allah yerinde. Hiçbir sorun yok. Ya Mustafa Bey ne dedik? Biz bu işin peşini bırakmayız. O kızı teslim edeceksiniz dedik. Dedik değil mi? Dün onları ekrana çıkarmayınca sevindiniz galiba ama baktınız ki biz hala işin peşindeyiz. Baktınız ki bu iş olacak gibi değil. Zaten olmazdı. Böyle senin kızın benim namusum bilmem ne. Özlem teslim edildi. Özlem'in hangi şehirde teslim edildiğini buradan söylemeyeceğim. Çünkü sizin bilmenize gerek yok. Önemli olan sonuç. Şimdi ağlıyor yazık ya yazık ya. Bu adamı 51 gündür böyle ağlıyor. Tamam, öğlen yemeği yediremedim. Yemek yemiyor. Yani akşam bu kadar iki insana... Kaşık yemek yedi bak. İki kaşık ya yemek yedi ondan sonra yemedi. Girme girme ya. Sen abisi nesisin? O da kardeşiyiz. Ha o da arkadaş. Yani program kardeşliğiz. Tamam Hacer Hanım'ın da bir derdi var. Geldi. Burada insanlar hakikaten abla kardeş gibi oluyorlar. Onun derdi onun derdi oluyor. Şimdi Özlem'le ilgili biz babayı ve amcayı bugün inşallah onun bulunduğu yere yolcu edeceğiz. Şu anda bulunduğu şehirde sosyal hizmetler bünyesinde kendisi. Önce baba olarak tabii ki gidecek, teslim alacak, kızı onunla gitmek isteyecek mi kararı o verecek. Tabii. Ama süreç güzel işledi ve kızımıza en son artık... Hakikaten önceki gün çok umutsuzlardı. Herhalde öldü, kesildi, biçildi demişlerdi. Ya ablam siz ne düşünebilirsiniz doğru ya? Doğru söylüyorsun. Yani ne düşünebilirsiniz? Gözün aydın. Gözünüz sağ olun. Aydın. Sağ olun. Allah ama ben şu vatandaş şunu seslenmek istiyorum. Bakın ben iyi taraftan çok yanaştım ama bu şekilde başına iş geliyorsa iki gün sonra uğrasın buraya. İki gün sonra. Hı. Zaman kaybetmesin. Yani vatandaşa insan, söylüyorsun. Yani bunu samimi söylüyorum. Yani anlaşalım. Yok şu ederim deme gerek yok. Hemen gelecek. Ben buna inanıyorum yani. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten yetkililer, resmi makamlar sadece senin kızını aramıyor ki. Tabii, tabii. Sadece senin cinayetini çözmeye çalışmıyor ki. 87 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki onlar da çaba gösteriyorlar ama ekrana fotoğraf koyuyorsun. Ekranda avukatımız var, polisimiz var, adli tıp uzmanımız var. Onların görüşleri, bizlerin görüşleri, konu komşunun ihbarları. Tabii ki medya bu işi daha çabuk çözüyor. Ben sizi daha fazla tutmayacağım. Yani söylemek istediğini bir söyle. Bir ilave edebilir miyim? Tabii. Bakın ben bu aile tarafından burada ne kadar rencide edildiğimi kendiniz biliyorsunuz. Gördünüz. Bu 87 ildi gördü. Ağzımı açıp da bir tek kötü bir söz söyledim hayır mi? Hayır. Yani hayır. Düşünün yani. Bir tek ama... Turan bir şey kaçırdı ha ağzından ama neyse. Ama ben isim verdim mi? Vermedim. Şimdi bakın geçmişi kapatıyoruz. Bundan sonra süreç yargıda. Ve bundan sonraki süreçte o çocuğun alacağı ceza, onu saklayan bilmem... Bunların hepsi yargı sürecinde. O yüzden lütfen sizler adalet yerini bulacaktır. Hiçbir sinir, agresyon göstermeyeceksiniz. Kızınızla oturup konuşacaksınız. Takip edeceğiz sizi de. Bakalım ne olacak bu işin sonu. İleride bir barışma olacak, nişan mı olacak, düğüm... Kesinlikle. Onları bilemem. Kesinlikle. Bir de unutmayacaklar ki kızın bu işin mağduru. Ona göre davranacaksın. Kızın küçük. Ben... Kızın küçük bu olayın mağduru öyle davranacaksın. Kızınızın hiçbir suçu yok. Yok yok. Peki kesinlikle. Anne Funda'ydı değil mi? Funda Hanım evet, telefonda. Tamam. Funda Hanımcığım merhaba gözün aydın. Sağ olun. Haberi bizden merhaba aldın. Evet. Ne hissediyorsun? Kızını bulduk. Kızın teslim edildi. Tabii bu kadar baskıya, bu kadar yayına dayanamadılar ve teslim ettiler. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Çok mutluyum şu anda. Sesini de duydum. Anne ben iyiyim dedi.
Heh, seni aradı. Evet. Bir tek babayla amcanın haberi yoktu burada. Evet. Onların haberi yoktu. Ben aradı. Konuştum. Sesi iyi geliyor muydu? İyiydi. Tamam. O kadar çok sessiz değil ama iyiydi sesi. Tamam canım. Gözünüz aydın. Zannediyorum kız eve dönmek isterse eve dönecek. Yoksa sosyal hizmetlerde yaşını doldurana kadar kalacak. Bir 6 ayı var. Ama bu süreçte eve dönmesi halinde babadan, abiden, amcadan herhangi bir zarar görür mü? Ablam, sen bilirsin Funda kendi Hanım. Kendi biliyor yani. Benden olsun, bir zarar ben yine de sorayım da. Funda Hanım. Evet. Eve dönerse diyorum abi, baba, amcalar bu kız herhangi bir zarar görür mü? Göreceğini zannetmez. Hiç kimseden bir baskı görmez. Herkes onu dört gözden bekliyor. Herkes çok özledi. 51 günden beri hepimiz ne çektiğimizi biz biliriz. Yani şiddet falan görmez diyorsun. Evet. Son kararı. Zaten konuştum ben. Anne, hani sana dönmek sana verilecek falan dediler. Biz burada tutamayız. Seni istiyor dediler. Eğer siz de kabul etmiyorsanız ablasına teslim edeceğiz dediler. Ben neden kabul etmem dedim. 51 günden beri neler çekiyoruz dedim ben. Tamam. Şimdi babayı buradan amcayla birlikte yolcu edeceğiz. Bulunduğu şehirdeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gidecekler. Orada bir görüşme yapılacak. Kararı Özlem verecek. Ve sonuç olarak da kime teslim edileceğini kendisi karar verecek. Sosyal hizmetlerde mi kalacak? Peki ben o göz aydın ile uğurluyorum sizi o zaman. Oğlum, oğlum. Gerçekten el öpülecek. Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu? Ekip olarak elimizden geleni. Avukatınız, polisiniz, hep beraber. Kocanız, sizden de Allah razı olsun. Hepinize Allah razı olsun. Aslında Hasan Bey'le görüşmek istediğim bir konu vardı. Hasan Bey'le görüşmek istedim. Tamam, hemen çıkmayın. Biz reklam tamam. Arasında senle yani bir işte konuşalım. Gerçekten bir konu konuşacağız. Tamam. Evet. Sözün bittiği yer. İnsanın düğümlenir buraya boğazını turkar ekmek ama o şekilde mi? Seviniyorum, çok seviniyorum, daha çok seviniyorum ama içimi dökemiyorum. Hepimiz öyleyiz Ercan Bey. Herkesin içinde neler var? Benim oğlum 2 gündür amcasında, Bursa'da. Arayalım. Evimizin tadı tuzu yok. Değil şimdi mi? Bunların 51 gündür evlatları. Ya. Aradım oğlum, evimizin tadı tuzu yok. Hemen yarın gideceğiz. Dayanamıyoruz biz 2. Tabii. Günde. 51 günden bir beri. Bir de nerede olduğunu biliyorsun. Güvende olduğunu biliyorsun. Ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Kuzenleriyle iç içe oynadığını, çok güzel aslında bir ortamda biz, olduğunu bildiğim halde evimizin tadı tuzu yok. Aslında biz bir konuyla ilgili buradan bir mesaj da vermeliyiz. Bu ve benzeri olaylara karışan, işte burada bizler ve sizlerle aslında bu konuya karışanlar bir örnek teşkil edecek şekilde yaptıkları işin hukuki sonuçlarının nereye gideceğini, tıbben nereye gideceğini, polisiye açısından kolluk gücünün neleri harekete geçirebileceğini buradaki konuşmalardan az çok anlayıp muhasebe etmeye başladıktan sonra ya biz nasıl bunu yaptık deyip evet bir noktadan sonra geri dönmek zorunda kalıyorlar. Belki de bu ve benzeri programların en güzel tarafı bu. Yani toplumun içerisinde çok olan bu ve benzeri olaylarda velev ki bu işi yapıp da yanına kar kalıyorsa kar kalmadığını görecek ve bunun hukuki sorumluluğunu birlikte taşıyıp da evet biz sıkıntıya düşebiliriz, bak programda şöyle şöyle konuşuluyor dediği an evet işte ne yaptılar? Gelip kızımızı oraya bırakmak zorunda kaldılar. Ama bu böyle de kalmayacaktır. Hukuk bunu böyle de bırakmaz. Bunun devamı da mutlaka Hasan Hocam daha iyi biliyor. Olacaktır destek, yani. Destek evet. Vereceğiz inşallah. Yani evet. Hocam Beyleri de böyle bırakmayacağız. Ah Murat Bey, ah 17 senedir yapıyorum bu programları. Evet maalesef. Hala ders alınmamış. Hala gerçekten yani ben inanamıyorum. Ya ben genç kızlarım şurada seslenmek istiyorum. Ya seviyorsa ya babası öykelen bir tokat vurabilir. Ya bir tokatın acısı gelsin kızım bana 3 tokat vursun. Acısı kaç dakika geçer. Ama kalpten kırıldım insan acı dinmez. Tokat da vurmasın. Yani, tokat da vurmasın. Ne olsa ne babaya ya, el kalkar ne canlı bir birisine el kalkar. Ama konuşarak farazla dedi Ercan Bey'in hiç öyle bir adam olmadığını biliyorsun. Sadece iletişim. Ben ya size ben geçen bir söz verdim. Tamam. Ben oğlan 2014 kaza yaptı. O günlerde mesela bunlar ben birer rencide ettim. Hı-hı. En sonunda bu çocuğu öyle baktım ki üzülüyor. Kendi kendime şunu dedim. Ya bu kadar zorun içinden kalkıyorsun. Bu çocuklarım geziyor gücün dedim ben. O zamandan beri hangisine bir tokat vurmuşum?
Biliyoruz biz seni Ercan. Tamam. Hadi şimdi o zaman bir kahve için. Şöyle böyle bir kutlama kahvesi için. Çünkü tamam. Günlerdir dışarıda yazık tamam. Böyle bir şeysiz, moralsiz, gülümsemeden. Şöyle teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın tekrar. Sağ olasın. Gitmeyin ama geleceğim. Tamam. Hacer Hanım sen gel gel. Gel. Çok istiyor Hacer Hanım gelmeyi. Gel. Ha, gel şurada otursun ya. Gel yanında burada olmak istiyor. Gelsin tamam bugün konuşamasak da gel. Ha onların yanında ağlayacakmış. İyi peki ağlama.